Bir evde mama markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu'yla Patron Mutfak'tayı sunar. Patron Mutfak'ta programından hepinize merhabalar. İşte yepyeni bir hafta ve yepyeni bir konukla karşınızdayız. Değerli izleyiciler, kıymetli misafirler, öncelikle bizleri her hafta evlerinize ya da iş yerlerinize davet ettiğiniz için ve kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her hafta olduğu gibi genç ve başarılı şefimizle beraberiz, Asuman şefimle. Hadi bu hafta sen bana hatırını sor. Nasılsınız Doğukan Bey? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aslında sana açtırmak lazım. Bir gün programın girizgahını sana yaptıracağım böyle. Olur. Sonra sen bana topu at. bu hafta böyle fırında patlıcan kebabı görüyorum. Hı hı. Hangi yöremize ait? Antep yöresine ait. Antep yöresine ait ve fıstıklı sarma. Evet. Muhtemelen hazır bir sarma getirmedin değil mi? Burada yapacağız sarmayı. Yok, sarmayı burada yapacağız. Sadece yufkası hazır. Sadece yufkası hazır. Yine her eve tavsiye edebileceğimiz bir... Pardon, her evde yapılabilecek bir durum yani değil mi evet. bu? Süper. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'deki her sektörden başarılı, özellikle son yıllarda hanımefendilerle sizleri buluşturuyoruz. Bu hafta da programımızda inanılmaz zarif, başarılı, hırslı ve yaptığı işi gerçekten de layıkıyla yapmaya çalışan, bu işin hem akademisyen tarafıyla da ön plana çıkan çok başarılı genç bir hanımefendi. Mücevher konusunu konuşacağız bugün. Aslında ülkemizde çok kıymetli bir markanın ve çok önemli bir ailenin mensubu olmasıyla belki kamuoyunda çok tanınıyor. Fakat bugün biz kendi markasının nasıl tasarladığını ve kendi markasını nasıl hedeflediğini konuşacağız. Efendim Altınbaş Mücevherat Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Mevaris Mücevher markasının da kreatif direktörü Sayın Fatoş Altınbaş hanımefendiyi alkışlarınızla yanıma davet ediyorum. Hoş geldiniz. Şöyle hoş pandemi bulduk. Selamını verelim. Merhaba. Burada efendim sizin yeriniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar teşekkür getirdiniz. Ediyorum. Keyifli burada olmak. Teşekkürler davet ettiğiniz şimdi, için. Şimdi son yıllarda gerçekten kadın girişimcilerimizin hemen hemen her sektördeki başarılarını duyuyoruz. Gerek kamuoyundan gerek basından iş dünyasında hani böyle ciddi ciddi sesleri artık daha gür umarım, gelmeye evet. başladı. Fakat hani bunu böyle bilinçli bir şekilde yani çocukluktan itibaren altyapısıyla da siz hep zaten sektörün içindeydiniz, iş hayatının içindeydiniz. Yani belki de her yaşta bu duyguyu yaşayan bir insandınız. O yüzden bugünkü hikaye bizi izleyen izleyicilerimize, gençlerimize bence çok daha farklı bir rol model olacak diye düşünüyorum. Sizi umarım. Tanıyalım. Öncelikle sizi tanıdıktan sonra da bugünün ana şefi olarak sizi zaten ilan edelim. önünüzü giydirerek şöyle efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de uzun zaman sonra bir mutfak önlüğü giymiş oldum. Zaten bizden de size böyle bir hediye değil hediye mi? Kalacak. Tamam, çok teşekkürler. Ben yardımcı olayım şöyle. Babam 12-13 yaşlarından itibaren beni staj gibi yazları çalıştırmaya başladı. Ben Mevaris'i yurt dışında hayal ediyorum. Bir tasarım mücevherat markası olarak böyle her parçadan bir iki tane. Türkiye toplumunda kadınlar özellikle biraz daha çekingen yapıyla yetiştiriliyorlar. Eğer bir işi başarmak istiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız çekinmeden gerekli bağlantıları kurun ve bu yolda ilerleyin. Yapabileceğinizin en iyisini yapın ve daha sonra kendinize bunu tanıtmak için yollar arayın. Ve vazgeçmeyin çünkü eninde sonunda mutlaka bir yerden tutturacaksınız. Ben buna çok inanıyorum. Ve Türkiye'de kadınları daha çok iş dünyasında, Türkiye'de kadınları daha çok üst düzey yöneticilik konumlarında görmek istiyorum.
Değerli izleyiciler, konuğumuz önlüğünü giydi. Zaten siyah bir kıyafeti vardı ve çok da yakıştı. Sık sık girer miyiz mutfağa? Ben son yıllarda mutfağa pek giremiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Çok fazla yoğunluğum olduğu için işlerden dolayı. Evde yardımcım var, o çok lezzetli yemekler yapıyor. Kızlarımla ben onun yemeklerini yiyoruz. Ama tabii eskiden ilk yıllarda, evlendiğim yıllarda çok girerdim. Yaparım da, severim de aslında yapmayı ama öncelikler değişiyor hayatla birlikte. Aslında biraz onunla ilgili ama bir şey. Ama şunu anlıyoruz ki isteyince en alasını yapıyoruz. Yaparım yani, yaptım zamanında çok. Harika. Fırında patlıcan kebabı. 4 adet patlıcan, köfte için 500 gram orta yağlı kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 demet maydanoz, 1 çay bardağı galeta unu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 2 çay kaşığı tuz. Sosu için 2 kaşık sıvı yağ, 1 adet domates, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber. Hazırlanışı. Önce patlıcanları kesip tuzlu suda bekletiyoruz. Köfte harcını hazırlamak için kasenin içine sırasıyla kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, ince ince kıyılmış maydanoz, galeta unu ve baharatları ekliyor, karıştırıyoruz. Daha sonra hazırladığımız köfte harcından küçük parçalar alarak yuvarlak köfteler yapıyoruz. İnce çubuklara köfte ve patlıcan şeklinde sırasıyla diziyoruz. Ayrı bir tencerede sosunu hazırlıyoruz ve bu sosu kebabın üzerinde gezdiriyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyoruz. Fıstıklı sarma. 1 paket baklavalık yufka, 500 gram Antep fıstığı ve 100 gram eritilmiş tereyağı. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 2,5 bardak su ve 1 adet limon suyu. Hazırlanışı. Önce tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Baklava yufkasını açıyoruz, içine erittiğimiz tereyağından gezdiriyoruz. Antep fıstığını da yufkanın üzerine döküyoruz ve yufkayı sarıyoruz. Sardığımız yufkaları küçük küçük bölüp kesiyor ve tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Fırından aldığımız tatlımıza soğuyan şerbeti döküyoruz. Dondurma veya kaymakla servis ediyoruz. Efendim şimdi programımıza start vermek istiyorum. Ben hemen Asuman şefime dönüyorum ve neyle başlıyoruz? Patlıcan kebabıyla başlayacağız. O pişerken de tatlımızı yapacağız. Ne kadarlık bir zamanda pişiyor normal şartlarda? Yani 40-45 dakikayı bulur. 40-45 dakikalık bir menümüz var yani. Hı hı. Evet, konuğumuzun da tezgahının kirlenmesini istiyoruz böyle. Tamam. Az da olsa yani o tezgah kirlensin. Yani geçen haftaki konuğumuza çok kirlenmedi galiba, öyle hatırlıyorum. Evet. Mümkünse bu güzel kirlilik. Biz bu kirliliği seviyoruz yani. Efendim Fatoş Altınbaş kim? Nerede doğdu? Nasıl bir eğitim hayatından sonra ilk ticari hayatına profesyonel anlamda ne zaman başladı? Kıbrıs'ta doğdum ben. Ailem ticaret gereği Kıbrıs'ta bulunuyordu o sırada. Annem de Kıbrıslı zaten. Daha sonrasında okul yıllarında İstanbul'a taşındık yine iş dolayısıyla. Sonrasında İstanbul'da eğitimimi tamamladım. Ben şanslı bir kadınım diyebilirim. Ailem kadın erkek eşitliğine son derece değer veren bir aileydi. Dolayısıyla babam 12-13 yaşlarından itibaren beni staj gibi yazları çalıştırmaya başladı. O zaman Altınbaş Mücevherat şimdi olduğu kadar çok fazla bir mücevherat zinciri, perakende zinciri değildi tabii, daha kısıtlıydı. Fakat olan dükkanlarımıza giderdim. Orada her türlü kül tablası yıkamaktan tezgah silmeye kadar her işi yaptırırdı bana. Bir erkek çocuğa yaptırır gibi atölyelere sokardı. Aslında o yıllardan başladı diyebilirim benim mücevheratla olan hikayem. Sonrasında da kariyer olarak mücevherata seçeceğimi aslında aşağı yukarı bilmeme rağmen Türkiye'deki eğitim sisteminin de böyle aslında birazcık o puanlama, ÖSS sınavı gibi uluslararası ilişkiler lisansı yaptım. O da çok keyifliydi benim için gerçekten. Ve sonrasında işletme master yapmak için İtalya'ya gittim.
O zaman İtalya'yı seçmemin sebebi tabii İtalya mücevherat tasarımında bir numaralı ülke konumunda şu anda dünyada. Öyle mi? Evet, üretim olarak yani sektörü İtalya mı domine ediyor? Sektörün trendlerini İtalya domine ediyor. Hı. Ama üretim anlamında tabii Çin, hatta Türkiye bile çok iyi İtalya ile yarışır durumda diyebilirim. Ama İtalya'daki mücevherat fuarı belirler sektörün trendlerini, öyle diyeyim. Yani yaratıcılık ve çizim, tasarım konusunda İtalya hala bir numara. Ben orada bulunmamın sebebi aslında İtalya'nın mücevher tasarım yönünde önde olması değil de hem İtalyanca dilini öğrenmek hem de o havayı solumaktı biraz. İşletme master'ı yaptım İtalya'da ve sonrasında değerli taşlarla eğitim almak için Londra'ya gittim. Ve 2 yıl kadar Altınbaş Mücevherat'ta full time bir iş tecrübem oldu. Zor yıllardı benim için. Çünkü iş hayatı öyle bir yer ki, hani Patron Mutfak'ta programın adı. Patronun çocuğu şirkette olunca biraz sıkıntı olabiliyor. Gerçekten bunu yaşadım. Siz orada peki o zaman, yani gerçekten bir eleman, bir personel muamelesi mi gördünüz? Ben öyle olmak istedim ama öyle olmuyor. Yani olmuyor mu gerçekten? Olmuyor. Patronun kızı mı oluyorsunuz? Yöneticiler de nasıl davranması gerektiğini bilemiyor. Bizim aile şirketleri araştırma merkezimiz var. Altınbaş Üniversitesi'nde de öğretim görevlisiyim ben aynı zamanda. Aile şirketleri araştırma merkezinde yaptığımız bazı araştırmalar aslında bunun genel bir eğilim olduğu yönünde. Şöyle ki iş sahibi kişinin 3. jenerasyon veya 4. jenerasyon çocuğu gelip işe başladığında aslında üst düzey yöneticiler de çok zorlanıyor. Çünkü personel arada mı kalıyorlar? Evet, böyle personel gibi işçi gibi çalıştıramıyor. Patronun çocuğu gibi çalıştığı bir birikimi yok. Hani ne kadar sorumluluk verebilir, iş yükleyebilir. Dolayısıyla biz sonrası da Altınbaş ailesi olarak bir aile anayasası hazırladık. Ben en büyük 3. kuşak temsilcisiyim ailenin. Benden sonraki gençler 5 yıl başka bir şirkette iş tecrübesi yaptıktan sonra Altınbaş Holding'de çalışmaya başlayabildiler. Bu aile anayasasında bu var yani, evet, şu anda. Evet, aile anayasamızda bu var ve biz bunu öneriyoruz aile şirketlerine. Yani 5 yıl ya başka bir şirkette iş birikimi veyahut da aile destekli kendi işini kurabilir. Çünkü 3. kuşak, biz buradaki kuşak. Gelen konuklarımızdan da çok duyduğumuz, bildiğimiz mesela 3. kuşaklara gelmeden maalesef hüsrana uğrayan şirketlerin, çok öyle yıllara varan markaların maalesef yok olduğuna dair ülkemizde de çok şey var, örnek var. Çok büyük bir kayıp. Yani maalesef aile şirketlerinin dağılması ve 3. kuşakta evet dediğiniz gibi %92 dağılıyor aile şirketleri. 4. kuşağa geçebilen çok az ve bu ciddi ekonomi için aslında bir negatiflik. Bizim araştırma merkezimiz biraz bunun üzerine araştırmalar yapıp danışmanlık vermek üzerine de kurulmuştu. Biz Altınbaş ailesi olarak da bunu uygulayan ilk ailelerdeniz belki Türkiye'de. Harika. Bildiğim, büyük hepimizin bildiği aileler var hali hazırda bunu uygulayan. Kurumsallaşmanın yolu biraz bundan geçiyor. Ben de 2 sene birebir tecrübe ettikten sonra açıkçası o süreçteki zorlanmalardan da etkilenerek ayrıldım işten ve ne yapacağımı biraz düşünürken doktora yapmaya karar verdim. Çünkü Mehmet Altınbaş Vakfı kuruldu aynı dönemde ve akademisyenlik de bana aslında çok sıcak gelen bir meslekti. Yazmak, okumak, bunlar çok her zaman hayatımda olan şeylerdi. Yani ticaretle uğraşmıyor olsanız akademisyen mi olurdunuz? Yani evet. Bir eğitimci mi olurdunuz yani? Uzun bir süre ticaretle uğraşmadım 10 yıl kadar ve akademisyen olarak devam ettim kariyerimi. Antropoloji doktorası yaptım ben. Antropolojiyle tanışmam da yine çok değer verdiğim bir profesör hocam sayesinde oldu. Aslında ben işletme doktorası yapmak için yola çıkmıştım ama o beni antropolojiyle tanıştırdı ve çok daha gerçekten hayatımı şekillendiren bir yola girdim. Bu size hediye olarak getirdiğim, şimdi bahsedeceğim evet, kitabım da o doktora çalışmasının bir neticesi. İşte o şekilde kariyerim aslında şekillenmiş oldu diyebilirim. Şimdi sevgili izleyiciler, sevgili kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz, müsaadenizle burayı okuyabilir miyim? Tabii. Bir mücevher her zaman üretildiği andaki değerinin üzerine koyarak yıllanır. Değerli bir taştan kıymetli bir mücevher olmaya doğru yol alır. Mücevher
her zaman yoldadır. Kıymeti bu yol boyunca kazandığı farklı temsil kudretleriyle artar. Ait olduğu kişilerin, bulunduğu ailelerin, kentlerin, ülkelerin ve dönemlerin tılsımı, yaşanmışlıkların hem sosyal hem de bireysel bellekler aracılığıyla ona siner. Muhteşem bir eser. Kapalı Çarşı'nın taşları Sayın Fatoş Altınbaş Hanımefendi'nin böyle bir eseri var. Şimdi kapağını gördük. Ben birkaç sayfada böyle çevirmek istiyorum. Fransız bir fotoğraf sanatçısı manuel bir fotoğraf makinesiyle çekti fotoğrafları. Tamamen eski usul stüdyoda böyle suyun içine yatırarak o teknikle ona özen gösterdi. Kitabın İngilizcesi de şimdi Rizzoli yayın evinden The Stones of Grand Bazaar diye çıktı. Amazon'da satışta, Türkiye'de de çok yakında satışta olacak. Bu eserdeki amacımız neydi? Yani neyi vermek istedik? Kime sesimizi duyurmak istedik? Bu kitapta Kapalı Çarşı'daki çok değerli el yapımı mücevherat ustalarıyla benim derinlemesine görüşmeler yapmam neticesi analizlerim yer alıyor aslında. Bu analizler... Mesela çok özür dilerim, aralara giriyorum. Mesela bu ustalar kaç yıllık ustalar? Yani kaç asırdan gelme bir geleneği aslında siz bu kitaba taşıdınız? Tabii. Yani 1900'lü yılların başından beri genelde mücevherat mesleğinden aslında çıraklık yoluyla gelmiş ustalar bunlar. Fakat sonrasında ben kitabımda mesleğin dönüşümünü anlatıyorum. Aslında olay da bu ki, Cumhuriyet'le birlikte, eğitim sisteminin gelişmesiyle birlikte genç kuşaklar avukatlık gibi, mimarlık gibi, mühendislik gibi meslekleri tercih etmeye başladıkça, yani okulu tercih etmeye başladıkça ustalar çırak bulmakta zorlanmış. Ve dolayısıyla teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, makineleşmenin de etkisiyle el yapımı mücevherat ustalığı bir dönüşüme girmiş ve biraz da kaybetmiş aslında eski sihrini diyeyim Kapalı Çarşı'da. Ama tabii o hikayeler, 40 yıllık, 50 yıllık hikayeler, 70 yaşında ustamız da vardı görüştüğümüz oradaki veya 35 yaşında teknolojiyle el işçiliğini birleştirip üretim yapan usta da vardı. Mesleği bırakmış usta vardı. Dolayısıyla pek çok renkli aslında insanla görüşme fırsatı buldum ve Kapalı Çarşı'nın tarihsel dönüşümünü de biraz anlattım. Biraz dramatik olabilir çünkü Kapalı Çarşı aslında her zaman da pozitif bir şekilde evrilmemiş. Birazcık da kültürel bir yozlaşmaya uğramış özellikle 2000'li yıllardan sonra. Ondan da biraz bahsettik. Ama benim özellikle kitabın İngilizcesiyle yapmak istediğim şey Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte kurdurttuğu ve yıllarca bedestenleriyle, sokaklarıyla, yollarıyla, hanlarıyla ticaretin beşiği olmuş, mücevherin beşiği olmuş bu kadar değerli bir yeri kültürel olarak tekrar hatırlatmak ve bunu mücevherat ustalığıyla da birleştirerek aslında çok köklü bir geleneğin teknolojiyle birleşerek oluşturduğu bir markaya dünyada yer edinmek. Yani böyle bir açığı nereden fark ettiniz? Yani böyle bir boşluk var ve ben bunu bir genç, yani markanızın da genç bir jenerasyonu olarak, temsilcisi olarak, yani ben bu ustaların kaybolan zanaatını kitaba aktarmalıyım ve benden sonraki veya bizden sonraki kuşaklara da veya bunu farklı bir akademi diliyle anlatmaya çalıştınız, fotoğrafladınız. Evet. Bu arada biz bu sohbeti yaparken... Sadece bunu karıştırdım. Evet, biraz böyle azıcık tamam. Mutfaktan, azıcık bu taraftan sohbete devam edelim ama. Tamam. Aslında şöyle, Kapalı Çarşı ile ilgili bugüne kadar hiçbir akademik çalışma yapılmamış. Yani bir sürü ben bir literatür taraması yaptığımda çok fazla akademik kaynak bulamadım Kapalı Çarşı hakkında. Bu beni çok motive etti tabii. Sonrasında yazılan tarih kitaplarının çokluğu dikkatimi çekti ama mücevher sanatıyla ilgili bir akademik çalışma hiç yapılmamış. Mimarisiyle ilgili yapılmış olan var, tarihiyle ilgili yapılmış olan var. Dolayısıyla o beni çok aslında heyecanlandırdı ve bu kitabın ortaya çıkmasına çok etken oldu. Bu tek akademik çalışma şu anda Kapalı Çarşı ile ilgili. Umarım devamı gelir.
Biz Altınbaş Üniversitesi takı tasarım bölümünde takı tasarımı yapmak isteyen ve mücevher ileride işi yapmak isteyen öğrencilerle de bunları konuşuyoruz. O bölüme ne deniyordu? Takı tasarımı bölümü. Bir şey daha söylemiştiniz. O mesleğe ne söyleniyordu? Taş bilimci, gemolog. Gemolog. Evet. Taş bilimcilik. Aynen. Değerli taşlar çünkü kendi dünyasında tabii bambaşka bir dünya orası diyebilirim. O siz da bir ayrı bir meslek. Ayrıca bir gemologsunuz değil mi şimdi? Ben evet Londra'da eğitim aldım, bu işin eğitimini aldım. Çünkü eksik kalan yanlarımı tamamlamaya çalışıyordum açıkçası mücevheratla ilgili. Benim master tezim de mücevher üretimiyle ilgiliydi. O zaman Altınbaş'ın fabrikasında yapmıştım onu, tüm üretim modellerini. Kendimi daha sonra işte böyle hazır hissettiğimde bir de neden dünyada bir Türk markası olmasın ve bilinmesin dedim. Çünkü şu anda kaç ülkedesiniz? Şu anda çok genciz. Henüz 1,5 yaşında benim markam ve şu anda Londra'da. Londra'da. Evet, biraz da tabii pandeminin etkisiyle süreçleri yavaşlatmak zorunda kaldık. Siz de tahmin edersiniz seyahat şu anda yok denecek kadar az. O yüzden birazcık bunun geçmesini bekleyeceğiz ama Londra tasarımın merkezi. Bir de şu anda fiziksel olarak bulunmaya da çok gerek yok çünkü dijital bir dönüşümün içinden geçiyoruz ve her şey internet üzerinden aslında bir tıkla. Bir anda dünyanın yine her yerinde, her pazarında olabiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi tabii Altınbaş markasının mutlaka fazlasıyla avantajlarını yaşamışsınızdır. Peki çok samimi soracağım. Bu yeni markanızın üretiminde ya da bunun tasarımında ya da böyle bir hayali oluştururken soyadınızın dezavantajını ya da böyle bir markanın hani böyle bir aile markasının içinden geliyor olmanızın bir dezavantajını hiç yaşadınız mı? Yok açıkçası marka... Yani keşke olmasaydı, ben tamamen sıfırdan böyle bir şey... Yok, sıfırdan yapamazdım. Yapamazdım. Çok zor. Yani bunu kabul edelim. Bir kere çok ciddi bir rekabet var. Çok eski markalar ya mesleğe yıllarını vermiş Altınbaş ailesi gibi aileler var. Bunu sıfırdan yapmak hiç kolay değil. Ben aslında biraz da onu hedefleyerek yola çıktım. Genç tasarımcılara bir platform yaratmayı. Şöyle ki Mevaris'in bir... Anlamı ne demek? Mevaris eski Osmanlıca miras demek. O da çok oturdu. Onu da ben kendim buldum. Kızlarınıza miras hazır o evet, zaman. Evet, hem bana miras hem kızlarıma miras. Mücevher de çünkü biraz İsimleri öyle bir şey. Ayşenaz ve Azra. Onlar da heyecanla da, bekliyorlar programı izlemeyi. Onları da buradan yanaklarından öpelim. Hatta bir de bana anne sizin, sen sizinle yemek gurur duyuyorlardır. Mi? Anne sen yemek mi yapacaksın? Sen yemek yapamazsın ki, yapmıyorsun ki falan dediler. Dedim ben zaten gayet... yapmıyor merak etme. Sadece karıştırıyor. Öyle bir esprili konuşma oldu aramızda. Bizim tasarım ekibimizden bahsediyordum. Genç öğrencilerden oluşuyor tasarım ekibimiz. 5-6 kişilik zaman koleksiyonuna göre değişen bir tasarım ekibimiz var. Ve genç tasarımcılar da en azından benim gibi ailesinin mirasını taşımış ve marka kurmuş bir markada tasarımlarını gösterme şansına sahip oluyorlar. Ve uzun vadede ben Londra'daki showroom'umuzda genç tasarımcıların mücevherlerini onların ismiyle de sergilemek istiyorum. Yani onlara bir platform yaratmak istiyorum. Evet, onların isimleriyle. Onların isimleriyle. Yani mesela işte şimdi diyoruz ki biz Mevaris by Fatma Altınbaş diyoruz yurt dışında. Fatma ismi Latince kökenli olduğu için çok daha bilindiği için onu kullanıyorum. Aslında ismim de Fatma, babaannemin ismi. Ama Fatoş biraz böyle nickname gibi, herkes Fatoş diyor. Evet, Türkiye'de evet. de öyle. Yani mesela işte onların markası. Ben de Türkiye'de Fatoş'u tercih ediyorum. Öyle çünkü annem babam da hep her zaman öyle çağırır. Ama yurt dışında öteki isimle bir bilinirlik yaratmak daha kolay geldi herkese. Dolayısıyla genç tasarımcılar da kendilerine bir platform bulacaklar. Bir tasarım yarışması yaptık biz. Üç genç tasarımcının tasarımlarını, Hakan Yıldırım gibi, Ece Sukan gibi böyle tasarımı bilen değerli isimler tarafından bir jüride seçildi. Ve onların tasarımlarını üreteceğiz ve orada sergileyeceğiz. İnşallah pandemi bize izin verirse. Bu arada çok güzel karıştırıyorsunuz. Yani bu kadar güzel karıştıran bir konumuz olmadı. Asuman Şef'im, neredeyiz şimdi, ne yapıyoruz? Reklama gideceğim.
Kebabımızın köftelerini hazırladık. Patlıcanlarını doğrayacağız. Sosu hazır. Sonra tatlıya geçeceğiz. Süper. Patron Mutfaklı programı kısa bir reklamın ardından devam ediyor efendim. Bizlerden ayrılmayın. Soprano Mutfak katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'ta devam edecek. Soprano Mutfak katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'ta devam ediyor. Sevgili izleyiciler, programımızın bu ikinci bölümünde Patron Mutfak'ta programı devam ediyor. Bizleri an itibariyle yakalamış olan izleyicilerimiz için program konuğumuz Altınbaş Mücevherat Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Mevaris Mücevher Kreatif Direktörü ve bu markanın da bizzat patroniçesi Sayın Fatoş Altınbaş hanımefendi. Evet, ilk bölüm çok güzel ve çok keyifli ve bol karıştırmalı geçti. Yani şimdi doğramalı mı devam edelim acaba? Evet, biraz karıştırdık. Şimdi biraz doğrayalım mı diyelim? Nasıl güzel doğrayalım. Patlıcan doğruyorsunuz acaba? Size eldiven vereyim. Evet, biraz doğrayalım. Ben de Asuman Hanım'a yardım etmiş olayım. Bence çok güzel patlıcan doğruyordur Fatoş Hanım. Sence Asuman? Deneyeceğim şimdi. Patlıcan doğramayı ve patlıcan kebabı gerçekten bu arada Antep'in de güzel yemeklerinden. Şimdi bizim aile üyeleri izliyorsa bunu canları çekecek. Peki şunu yapabilir miyiz? Şöyle. Hem doğrarken sohbetimize devam edebilir miyiz? Tabii. Süper, harika. En sevdiğim benim. Şimdi programın ilk bölümünde Mevaris markasının biraz böyle ürün gamından ve oradaki tasarımlarından bahsedelim istiyorum. Yani hanımefendiler bu markayı neden tercih etmeli? Günlük hayatta kullanabilecekleri ürünler mi daha çok revaçta yoksa hayır bizim markamız da müzelik mi diyorsunuz? İlk bölümde bizim heritage dediğimiz koleksiyondan bahsettik ve o suyla buluşmaması gerektiğinden bahsetmiştim. Tabii o zaman gündelik hayat için biraz dezavantajlı olabiliyor. Fakat ilk mücevher üreticiliği elmas takılarla yapılmıştı ve o şekildeydi. Fakat sonra İstanbul Modern koleksiyonumuzda biz el işçiliğini teknolojiyle de birleştirdik ve gündelik hayatta çok rahatlıkla kullanılabilecek ve hatta bu pandeminin böyle bu kadar hijyen koşullarının önemli olduğu bir zamanda deterjanla yıkayabileceğiniz, kolaylıkla suya sabuna dokunabilecekler yani. Evet, kesinlikle. Denize havuza girerken çıkarmanız gerekmeyen bütün mücevherlerin ve valisin heritage koleksiyonu dışındaki sonraki bütün koleksiyonlar o şekilde. İnanılmaz bir inovasyon yapmışsınız yani, inovatif bir ürün olmuş. Evet ve ben açıkçası altının ve pırlantanın en hijyenik takı olduğunu düşünüyorum. Hele de şöyle bir dönemde üzerinde kesinlikle bakteri barındırmayan ve de fırçalandığı zaman, deterjanla yıkandığı zaman hatta aksine daha da parlayan bir takı çeşidi altın ve takı diyeyim, pırlantalar diyeyim. Aynı zamanda da yatırım değeri var tabii altın. Sürekli yükseliyor biliyorsunuz değeri. Yani bir altın takı aldığınızda onun her zaman bir yatırım değeri de var. Şöyle vereyim ben size. Tamam. Peki prensesler de takıyı seviyor mu? Seviyorlar. Onlar da şimdi yavaş yavaş başladılar kulaklarını deldirmek gibi, böyle kolye kullanmak gibi büyüyorlar. Bence herhalde kadınların büyük çoğunluğu takıyı sever diye düşünüyorum. Takı kullanmayı. İnsanlık ilk
yıllarından beri, insanlık tarihinden beri bulgular da bize zaten kadınların her zaman, hatta erkeklerin de kendilerini süslediklerini gösteriyor. Buldukları metallerle, taşlarla, değerli gördükleri, ender bulunan şeylerle, kendilerine taçlar yaptıklarını, kolyeler yaptıklarını bize bulgular gösteriyor. Hatta pek çok medeniyette de mücevher diyebileceğimiz, onların kendi kültüründeki mücevherler olan o metallerle, taşlarla gömüldüklerini görüyoruz. Benim çok merak ettiğim bir soru var. Yani mücevher, elmas, yani bunu zikrettiğiniz bile o anda insanın ürperesi geliyor. Yani acaba her bütçeye uygun mu? Her insan bunu kullanabilir mi? Ya da işte her genç hanımefendinin hayalini süsleyebilir mi? Yani mücevher böyle bir insanları korkutan da bir takıydı aslında. Yani elmas dediğiniz zaman, mücevher dediğiniz zaman. Şimdi sizin markanızın yani böyle her bütçeye uygun olabilecek, yani mücevherin böyle bir durumu olabiliyor mu, yoksa mücevher mücevherdir? Yani onu çok fazla indiremezsiniz, onunla oynayamazsınız, onun kalitesini düşüremezsiniz, taşını düşüremez misiniz? Hani 1000 liraya da sizden alışveriş yapabilen bir durumda olabiliyor mu? Sıfırları çok fazla olan da olabiliyor mu? Şimdi şöyle, tabii altının ve pırlantanın da ayarları ve dereceleri var. O ayarlarla oynadıkça, yani 9 ayar altında, 22 ayar altında altın yatırımcısı olduğunuzda bile bunu bilirsiniz aslında. Mücevherin kaç ayar altından yapıldığı çok önemli. Üzerindeki taşların tabii kalitesi de çok önemli. Son yıllarda laboratuvar yapımı pırlantalar çıktı mesela. Maden pırlantasının yarı yarıya değerinde. Dolayısıyla her zaman kadın kendini süslemek için bir yol bulabilir ve kendi ekonomik durumuna göre de seçimini yapabilir diye düşünüyorum. Yani ya her bütçeye uygun ürünler var diyorsunuz. Evet, yani her bütçeye uygun ürünler de var. Yani altınbaş mücevherat özellikle bu konuda çok iddialı. Onların koleksiyonları da çok güzel ve iddialı. Hani Mevaris şu anda biraz daha Londra odaklı çalışıyor açıkçası. Mücevher sektörü bence bu anlamda herkese hitap edebilmek için Türkiye'de çok gelişti. Peki sizin Türkiye'de ya da iç piyasada böyle mağazalar zinciri, yani tıpkı babanızın veya amcalarınızın böyle tarzıyla ilerlemeyi düşünüyor musunuz? Yok, hayır. Böyle bir hayaliniz var mı yani? Öyle bir hayalim yok. Ben Mevaris'i yurt dışında hayal ediyorum. Bir tasarım mücevherat markası olarak böyle her parçadan bir iki tane. Daha olan, koleksiyoncu mu? Evet, daha koleksiyon mücevherciliği yapar gibi. Veyahut da fashion jewelry dediğimiz, hani moda mücevherciliği, trendlere göre de yol alan. Daha öyle hayal ediyorum doğrusunu isterseniz. Mağazalaşmayı düşünmüyorum. Satış noktalarıyla ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. En azından ilk 10 yılki business planımız bu şekilde. Peki kadın girişimciler noktasında, sosyal sorumluluk projeleri noktasında da aslında duyarlı bir insansınız. Çalışmalarınız da var. Siz de bir kadın girişimci olarak, başarılı bir insan olarak ülkemizde bir boşluk olduğunu gerçekten inanıyor musunuz? Yani hani ya da böyle çok havadan konuşulan bir konu mu bu? Hani bizim bazen böyle kadınlarımızla konuştuğumuz zaman yani işte bir marka sahibi olmak ya da bir iş sahibi olmak noktasında bakıyorsunuz. Ya altyapısında gerçekten eğitim konusunda bir yerde bir sıkıntı oluyor ya da her ne kadar iki dilde bilse, iki üniversitede bilse bir şekilde gidip erkeklerin aslında o egomanyasının altında kalıyorlar. Yani bir türlü yani istedikleri sonuca ulaşmakta bizim ülkede ya zorluk çekiyorlar. Ya da biz erkekler buna müsaade etmiyoruz. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Aslında bu Türkiye'nin sorunu değil. Bu bütün dünyanın bütün sorunu. Bütün dünyada da yani böyle? Bütün dünyada büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerine baktığınızda erkeklerin yönetim kurulu koltuklarında oturduklarını görüyoruz. O kurulların board member olanların erkek olduğunu görüyoruz. Fakat kadınların daha ziyade böyle sekreterya gibi veya daha alt pozisyonlarda görev aldığını görüyoruz. Bu dünyada böyle. Ya bu maalesef dünya erkek egemen bir dünya ve evet, kadınların tabii ki bastırıldığı doğrudur. Bir grup erkeğin eşit düşünmediği ve kadının yerinin ev olduğunu düşündüğü, kapalı ortamlar olduğunu düşündüğü
bir kültürün hakim olduğu doğrudur. Türkiye'de böyle. Ama Türkiye'de aslında kadınların istihdama katkısı çok büyük fakat genelde kayıt dışı ekonomide. Çünkü bu bir şirket kurmak, bunu levhalandırmak, ekonomiye kayıtlı bir hale gelmek kolay bir şey değil. Burada destek gerekiyor. Devletin gerekli destekleri vermeye çalıştığını düşünüyorum ben. Bu konuda çok fazla çalışan sivil toplum örgütü var. Bakanlıklar bu konuyla ilgili çaba gösteriyorlar. Bence bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani kadınlar ne istiyor yani? Sizce kadınlar yani bu ülkenin bütün yönetimsel, işte atıyorum gerek siyasi ayağında gerekse de ekonomi ayağında yani istediğiniz ne var ki verilmiyor size? Ya olmayan nedir sizce? Şimdi son dönemde aslında toplumda daha fazla tartışılan şey kadının ekonomiye katkısından ziyade kadına şiddet konusundaki yetersiz hukuksal tedbirler. Ben şimdi böyle biraz sosyolog gibi konuşmaya başladım. Öyle dönüşüyorum çünkü derslerde de bunları konuşuyoruz. Üniversitede kadınlar kadına şiddet uygulayan erkeğin onun sahibi gibi görünmesini istemiyor. Kocası dahi olsa veya babası dahi olsa. Şiddete uğradığında devletin onu kocası bile olsa korumasını istiyor. Ve çok farklı tedbirlerle korumasını istiyor. Cezalar verilmesini istiyor. Şimdi Türkiye'nin daha pek çok yerinde o ataerkil toplumun getirdiği kültürle kocandır olabilir eve dön deniliyor ve bunu istemiyor kadınlar. Yani aslında burada hukuk sisteminin birazcık bence revize edilmesi gerekiyor ve cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Şu tarz söylemler çok üzücü. İşte genç kızlara seni öldürürüm, 15 yıl hapis alırım, 1,5 yıl yatar çıkarım ne olacak ki falan gibi. Hani biz de hepimiz basında görüyoruz. Evet. Gerçek insanların hikayelerini duyuyoruz ve üzülüyoruz. Bu algı olmaması lazım. Ama tabii ben her zaman diyorum günün sonunda her şey gelip eğitime dayanıyor. Yani eğitilmiş beyinler, yeterli medeniyet seviyesinde yoğrulmuş beyinler, erkekler böyle düşünmez zaten, böyle hareket etmez. İstisnalar olabilir ama en azından genelleme yapabiliriz bu şekilde. Kadınlar aslında bu kadına şiddet konusu üzerinden birazcık muzdaripler şu an Türkiye'de. O yasaların değişmesini istiyorlar. Evet. Tatlıya geçtik. Yemeğimizi fırına attık. Orada havalar nasıl? Güzel. Tamam, neler yaptın? Sohbete daldık. Patlıcan kebabımız hazır. Fırına attım. Pişmesini bekliyoruz. Şerbetimi hazırladım, tatlının şerbetini. Şimdi tatlıyı sarmaya başlayacağım. Tatlının içeriğine tereyağı erittim biraz. Öyle. Başlayayım mı? Başlayabilir miyim? Bence başlayabilirsiniz. Programımızın zaten bu ikinci bölümünde yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Hiç böyle kaybetme korkunuz oldu mu yani? Yani böyle duyguları olan bir insan mıdır Fatoş Altınbaş? Yok, daha rasyonel bir insanımdır ben. Ve düşüncenin gücüne çok inandığım için zihnimin o tarz korkularla beni yıldırmasına izin vermem diyeyim. Yani evrene öyle bir mesaj vermiyorsunuz. Yok, evet, aynen. Kaybettiysen bile hayırlısı olmuştur. En zayıf noktanız? En zayıf noktam biraz fazla açık sözlü olmam sanki, öyle düşünüyorum bazen. Gerek yoktu bunu söylememe, bu kadar açık sözlü olmaya diye kendimi eleştirdiğim çok olur. Peki en güçlü noktanız? Kafaya takmamak, fazla üstünde durmamak, hemen geçmek. Ya bu gamsızlık değil herhalde. Yakın. Yakın olabilir. Peki başaramadığınız bir anda vazgeçer misiniz? Ya umut görmüyorsam vazgeçerim. Ama çok uzun süre çabaladıktan sonra eğer bir işin olamayacağına veya o kadar olabileceğine inanıyorsam zamanı geldiğinde vazgeçip kabullenmeyi bilirim. Süper. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Jimmy operatörümüze sizi böyle baş başa bırakmak istiyorum ben. Biraz daha o size yakınlaşacak şimdi. Özellikle kendi sektörünüzdeki genç tasarımcılarımıza, girişimcilerimize ya da bu sektöre yeni girmek isteyen ya da farklı sektörlerde sizden ilham alabilecek, sizi izlerken bir anda sizi yakaladı televizyonda, sözcüklerinizden ayağa kalkıp belki de hayatı değişecek olan insanlar vardır. O zaman ne söylemek istersiniz? Top sizde. Peki ben o zaman biraz kadın girişimcilere buradan sesleneyim.
Türkiye toplumunda kadınlar özellikle biraz daha çekingen yapıyla yetiştiriliyorlar. Eğer bir işi başarmak istiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız çekinmeden gerekli bağlantıları kurun ve bu yolda ilerleyin. Yapabileceğinizin en iyisini yapın ve daha sonra kendinize bunu tanıtmak için yollar arayın. Ve vazgeçmeyin çünkü eninde sonunda mutlaka bir yerden tutturacaksınız. Ben buna çok inanıyorum. Ve Türkiye'de kadınları daha çok iş dünyasında, Türkiye'de kadınları daha çok üst düzey yöneticilik konumlarında görmek istiyorum. Patron Mutfak'ta programında artık biz her şeyi konuşur hale geldik. Bu programda keyifle ikinci bölümün de sonuna geldik efendim. Şimdi biz sohbeti bitirdik. Her konuyu konuşmaya devam ettik. Sarmalar ne durumda? Bitti sayılır. Fırına vereceğim birazdan. Ondan sonra şerbeti hazır. Şerbetini dökeceğiz. Ondan sonra da... Zaten bu fırında çok az pişen bir tatlı. Öyle mi? Evet. Efendim, gördüğünüz gibi ve duyduğunuz gibi şefim dedi ki birazdan fırına gidiyor tatlılar. Zaten patlıcan kebabımız hemen hemen olmak üzere değil mi? Ben görüyorum burada fırında şu anda. Evet. Biz de sizlerden yine kısa bir müsaade istiyoruz efendim. Patron Mutfak'ta programında final bölümündeyiz. Değerli izleyiciler, hanımefendiler, beyefendiler, ekranları başında bizleri izleyen, bizleri tercih eden o kıymetli izleyicilerimize ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Her hafta bunu ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Çünkü bizleri taşlandıran ve bizleri anlamlaştıran sizlersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani kendimi bir kebapçıda şu anda yani gelmiş... siparişimi vermiş ve artık yemeye başlayabiliriz. Muhteşem bir görüntü var. Fatuş Hanım nasıl görüyorsun? Evet, müthiş görünüyor. Eline sağlık. Çok çok güzel olsun. Olmuş Asuman Hanım. Çok teşekkürler. Vallahi bir Antep mutfağı gibi oldu böyle. Tatlı da inanılmaz iyi görünüyor. Eminim ya, sıcak şu an bir de. Biraz sıcak. Ya, acaba şunları sizin kestikleriniz mi? En düzenli olanlara diyelim. Ben girerim bilemedim. Evet evet. Ya, çok belli zaten. Yok, bir de çok güzel karıştırmışsınız. O da buradan hissediliyor. Soslar. Şefim valla neler yaptın öyle ya. Maşallah. Afiyet olsun. Yani orası biraz... Bu görsel. Görsel, görsel. Evet. Efendim biz şimdi müsaade ederseniz eğer hoşgörünüze sığınarak bunları tadına bakmak istiyoruz. Öyle lütfen mi? Tamam. Buyurun. Lezzetli görünüyor. Allah Allah. Şimdi bunun bir de lavaş ekmeği olsaydı ona da sarabilirdik değil mi? Yapacaktık. Planlamasını evet. Yanlış evet, yaptık evet, sadece. Evet. Öyle mi? Evet. Yapacaktık. Puf lavaş yapacaktık da olmadı. Elinize sağlık, süper. Afiyet olsun. Yani aslında... bu imece usulü. Yani sizlerin de bir başarısı. Evet tabii benim de sofrada sizin, tuzum tabii, var. Tabii tabii sizin menünüz. Sizin tercih ettiğiniz bir menü. Evet. Yani. Siz tadına bakmıyor musunuz? Benden sonra yapacağım. Çok güzel, süper vallahi.
isabetli bir seçim olmuş. Tatlıya da bakalım efendim. Tatlıya da bakalım. Tatlı en öldürücü. Yani istendiği zaman evimizin içinde de hanımlar beyler bu menüyü yapabiliyoruz. Bir de bu tatlı kolay. Evet. Çok lezzetli. Baklava hamurunu hazır alıyoruz zaten. Sarması kolay görünüyordu. Çok güzel. Vallahi muhteşem. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok, çok teşekkür ediyorum. Böyle çok keyifli oldu. Çok da lezzetli. Bütün yemekler. Elinize sağlık. Size de çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Estağfurullah. Bizleri onurlandırdınız. Hem ekibim adına TV.net ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Canım, sana da çok teşekkür ediyorum. Sevgili şefim. Afiyet olsun. Eline koluna yüreğine sağlık. Afiyet olsun. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her hafta olduğu gibi yine sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Hoşgörünüze sığınıyoruz. Samimi ve içten bir programla karşınızda olmayı hep hedefliyoruz. Haftaya yepyeni bir başarı hikayesinde buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık. Bir ev demo markası olan Soprano.